Şimdi ben sözü Miray'a veriyorum. Miraycığım, gerçekten de artık daha fazla dönüşü zorlamamak için 6 Evet. dakika tutacağım. Haksızlık Tamamdır. yapmamak için sizlere. Zaten ben sektör dışıyım, 6 dakika bile konuşmayacağım. Tamam. Peki bu sırada Miray'ın videosunu arkada sessiz döndürebilirsek sayın rejisterayla her girişimcimiz konuşurken arkada bir taşla iki kuş vuralım. Arkada sadece şirket sunumumuz dönüyor. Aslında ben size kısaca VivoSense biyoteknolojiyi nasıl kurduğumuzu ve neler yaptığımızı anlatmak istiyorum. VivoSense biyoteknoloji 2015 Mayıs'ta kuruldu. Bizler taşınabilir tanı teknolojileri geliştiriyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey en basit haliyle bu hastanelerde, laboratuvarlarda yapılan testleri taşınabilir elektrokimyasal bir platformla gerçekleştirmek. Yani günün birinde çantanıza attığınız bir elektronik cihazla mobil aplikasyonunuz üzerinden kendinize kanser testleri, prostat kanseri, meme kanseri gibi testleri, Alzheimer başlangıcı testleri ya da mikrobiyolojik ya da viral hastalıkların testlerini gerçekleştirebileceğiniz bir platform aslında geliştiriyoruz. Bu işi yapmaya başladığımızda hepimiz öğrenciydik. Hala da ben Yıldız Teknik'te öğrenciyim. Başladığımızda öğrenci olduğumuz için sanırım. Biraz okulum bir yıl uzamak durumunda kaldı. maalesef. Kolay bir şey değildi. Çünkü biliyorsunuz biyoteknoloji alanında bir ürün geliştirmek için gerçekten ciddi bir altyapı, test malzemeleri, sarf malzemeleri ve ekip gerekiyordu. Sıfırdan başlamıştım ama çok işin başında aslında İTÜ'lü bir arkadaşla tanıştım. Kendisini daha önceden de tanıyordum ve onu ortak olarak yanımda çalışmak için davet ettim. Kendisi kabul etti. Ardından İTÜ Çekirdeğe dahil olduk ve orada İTÜ ekosistemindeki öğrencilerle tanıştım. Bu benim aslında üçüncü girişim deneyimim. Ben üniversite ikinci sınıfta da küçük bir iş denemesi yapmıştım. Ardından deneyimsizliğimi fark edip Teknopark'ta bir startupta çalışmaya başladım. Orada çalıştığım bir yıl boyunca IoT sektöründe enerji yönetim sistemleri üzerine son kullanıcı ürünleri geliştiriyorduk. Ve bu bir yıl süresinde aslında biyoteknolojiden uzaklaşıp mobil aplikasyon geliştirmekten satış yapmaya, gidip gecenin bir arası Teknosa'da elektronik enerji yönetim sistemleri kurmaya kadar birçok farklı şey yaptım. Ve oradan aldığım deneyimle aslında öğrenciyken bu işe atılmaya cesaret edebildim. Ekibimiz de burada görüyorsunuz aslında. İçerisinde İTÜ ve Yıldız'dan karışık birçok kişi bulunuyor. Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan biri, ki bunu bana bir girişimci arkadaşım yıllar önce söylemişti. Bu işe giriyorsun ama bak şunu unutma, kalifiye eleman yok demişti. Biz de aslında o yüzden ben her seçtiğim arkadaşımı en baştan sıfırdan çok derin bir akademik ve işte finansal eğitimden geçirmek üzere İTÜ Çekirdek'teki mentorlarımızdan destek aldık. Mesela çevre mühendisi bir iş geliştirmecimiz var ama İTÜ Çekirdek ekosistemindeki Baran Bey, Doğan Bey gibi Türkiye'nin en iyi finansçılarından haftalarca eğitim aldı ve şimdi o bir finansçılara sunum yaptığında ben böyle şok içinde dinliyorum. Keza Balım arkadaşımız, o da öğrenciyken başladı, biyomühendis olarak. Türkiye'de biyosensör adına bir tek TÜBİTAK'ta duyduğumuz aslında bir B-Sense var. Biyosensör kavramının bile bilinmediği bu aslında günümüzde, ki yurt dışında oldukça popüler bir konudur biyosensörler. Özellikle optik alanda çok ilerlemiş durumda. Kendisi şu an yurt dışındaki birçok işte kongreden çağrılabilen, sürekli akademisyenlerle diyalogda biri haline geldi. Yani kalifiye eleman sıkıntısını aslında kendimizi kalifiyeleştirerek yenmeye çalıştık. Bunun yanı sıra küçük bir sıkıntımız daha var aslında yaşadığımız. Biraz da güzel şeylerden bahsetmek istiyorum sonra, çünkü çok güzel şeyler de var gerçekten. Akademik tarafta destek bulmamız çok zor olmuştu. Hani kendi okulumuz olmasına rağmen bazen bölüm laboratuvarlarına bile kaçak girmemiz gerekiyor. İşte mesela bir SEM görüntüsü alınacak, bir görüntü alma şeyi, bir cihaz. Ama işte onun 120 lira bir fee'si var, parası var. İşte onu hocalardan, işte asistanlardan rica ederek gizli gizli almaya çalışmalar gibi. Böyle şeyler yapmak çok zorunda kaldık. Hani utanarak söylüyorum ama laboratuvardan kimyasal almak, onu deneyimizde kullanmak zorunda bile kaldık yani bölüm laboratuvarımızdan. Ama Tekno girişim desteği aldıktan sonra, ardından da İTÜ Çekirdek tarafından fonlandıktan sonra ve kendi laboratuvarımız olması özgürlüğünü sahip olduktan sonra birçok aşamayı aşabilmeye başladık. Kendi laboratuvarımızın olmasının hikayesi de aslında bir işbirliği çerçevesinde gerçekleşti. Bizim gibi bir startup daha var, Gene Biyoteknoloji. Onlar da Türkiye'de genetik mühendisliği üzerine çalışan sayılı firmalardan birisi, startuplar. Onlar bir tekno girişim aldı, biz bir tekno girişim aldık. Güçlerimizi birleştirip Teknopark'ta küçücük böyle 15 metrekarelik bir laboratuvar kurduk. Tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değildi. Onların da tek başına yapabilecekleri bir şey değildi. Ama birlikte olduğumuzda bunu yapabildik ve şimdi akademiden bağımsız,
yaptığımız ya da birilerine sürekli işte hizmet bedeli ödemeden deneylerimizi yapabildiğimiz, ürün geliştirebildiğimiz, Ar-Ge yapabildiğimiz bir laboratuvarımız var. İTÜ Çekirdek gibi ekosistemler gerçekten Türkiye'de daha çok olması gereken yerlerden biri. Çünkü biz bu işe başladığımızda gerçekten hiçbir şey bilmiyorduk. Bir hayalimiz vardı. Dedik ki dezavantajlı bölgelerde, laboratuvarların olmadığı yerlere kocaman laboratuvar altyapıları kurmak yerine, ki çok STK ile görüştüm, bu bölgelerde cihaz mezarlıkları var. Roche, Merck, işte Siemens cihaz gönderiyor. Bir vidası çıkıyor, tamir bile edilemiyor. Kalifiye eleman olmadığı için kullanılamıyor. Bu bölgelere aslında biz bu teknolojileri daha basit, 7 yaşında bir çocuğun bile kullanacağı bir şekilde götürebilir miyiz diye başladık. Şimdiki hayalimiz ise çok daha büyük. Son kullanıcının elinde, herkesin cebinde bu cihaz olabilir mi? Bu şekilde bir serüvenimiz var yani. Umarım bizi takip etmeye devam edersiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.